Herkese merhaba. Bugün bir askerlik konusuyla daha beraberiz. Kanalımızda bol bol askerlere yardımcı olmak için videolar çekiyoruz. Onun için kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videolarımızı beğenin, size yardımcı oluyoruz. Siz de bize yardımcı olun. Şimdi bu videomuzda askerlik yol parası ne zaman yatar? Bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. Arkadaşlar askerlik yol parası siz askere gitmeden bir hafta kala normalde hesaplarınıza yatıyor. Nasıl yatıyor? Onu da anlatayım sizlere. Siz sınıflandırmanız yapıldı. Son bir hafta kala sevk başvurusu var. Hemen sisteme giriyorsunuz. Bununla ilgili videom var. Onu açıp detaylı da izleyebilirsiniz. Sisteme giriyorsunuz. Sistemden sevk başvurusu işlemlerinizi başlattıktan sonra sevk başvurusunu tıklıyorsunuz ve sevk başvurusunu, yani sevk belgesini almak için tıkladığınızda sevk belgeniz açılıyor. Orada zaten size ne kadar yol ve iaşe bedeli ödeyeceklerini rakam rakam yazmışlar. Herkesin ücreti değişebiliyor. Askerlik şubesinize olan uzaklık, yani teslim olacağınız yere olan uzaklığa göre herkese verilen ücretler değişebiliyor. Zamlar da yansıyabilir. Yani onu da söyleyeyim, her sene değişiyor. Misal bana örnek veriyorum, 600 TL yatmıştı. Bu sene 1000 TL küsür yatabilir. Çünkü yol masraflarına göre zam geliyor. Ona göre zamlı fiyattan hesaplıyorlar. Kısacası size sevk başvurusunu yaptıktan hemen sonra para sizin hesabınıza yatıyor arkadaşlar. Bu paraya attıktan sonra da gidip çekebiliyorsunuz. Bunu internet üzerinden çekebilirsiniz veya gidip herhangi bir PTT şubesine giderek oradan da bu parayı çekebiliyorsunuz. Sizin adınıza Milli Savunma Bakanlığı bir TC'nizi adına hesap açıyor ve parayı oraya yatırıyor. Siz de gidip TC'nizi vererek bu parayı rahatça alabilirsiniz. Aklınıza takılan başka bir soru varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.